Evet sevgili izleyicilerim, biliyorsunuz ülkemiz bir deprem yaşadı. Şimdi Adana bundan 25 yıl önce 98 depremini yaşamıştı. Şimdi o günlerden sonra artık DASK diye bir zorunlu doğal afet sigortası gündeme geldi. Bir de zorunlu bir sigorta. Şimdi Adanalılar olarak konuşursak 25 yıl deprem sigortası ödedi. Şimdi biliyorsunuz son birkaç yıldır da emlak fiyatlarında müthiş bir yükselme yaşandı. Şimdi zorunlu deprem sigortası olunca şimdi sen sigorta ajantasına da gittiğin zaman zaten ufak bir poliçe yapıp seni gönderiyor. Maksat nedir? O zorunluluğu aşmak. Yani işte bir elektrik açarken veya efendim suyu açtırırken veya doğalgazı açtırırken hani o zorunluluğu aşmak için. Şimdi adam yapmış diyelim ki 100 bin liralık bir poliçe yapmış. Tamam. Belki emlak değeri 1 milyon. Şimdi deprem oldu. Efendim, şimdi bizim poliçe değeri ne kadar? 100 bin. Şimdi adamın 1 milyonluk evi yıkılmışsa, DAS diyor ki ben senin poliçen kadarını karşılarım. Ne kadar? 100 bin. Buyur 100 bin de diyor. DAS doğru mu yapıyor? Belki burada doğru yapıyor. Senin diyor poliçen 100 bin. Sen 1 milyonsa da ben ona karışmam diyor. Yani 900'ünü kendi cebinden karşılayacaksın diyor. Ben 100 binlik poliçe onu karşılarım diyor. Verdi. Şimdi yalnız adamın evi orta hasarlıysa veya az hasarlıysa diyelim ki az hasarı adamın 200 bin lira yani 1 milyonluk eve 200 bin zarar vermişse bir defa DAS diyor ki ben orantı yaparım. Bu senin diyor işte efendim %20'ini karşılıyorsa 100 bin liralık poliçede ben 20 bin liranı karşılarım diyor. Ya olur mu? Biz orantıya ne gerek var? Ben 100 bin liralık poliçe yapmışım. Benim evim 200 bin liralık zarar görmüşse sen 100 bin lirasını ver. Tam 200 bin verme. 100 bin lirasını ver. Şimdi benim evim 1 milyon yıkılmışsa sen 1 milyon vermiyorsun ki. Diyorsun ki ben 100 bin lirasını karşılarım. Bu defa ev orta hasarlıysa, az hasarlıysa niçin orantı kuruyorsun? Yani orada bir sıkıntı var. DAS'ta bir hilebazlık var. Şimdi DAS ne oldu? Bu defa milletin güvenini sarstı. Yani biz araç sigortalarında biliyoruz, trafik sigortalarında. Yani kaza yaptığın zaman 3 gün sonra hemen poliçe değerini ödüyorlar. Ama DAS onu yapamadı. DAS yani deprem olalı işte şu kadar gün olmuş. Halen ödemediği poliçeler var. DAS sınıfta kaldı. Burada Sakıp abi hep konuştuğumuz şeyler işte iş ahlakına geliyor iş. Oraya dayanıyor. Yani ne iş yaparsak yapacağız onun hakkını vermek zorundayız. Helalleşmek zorundayız. Yani bu baki kalan bu kubbede hoş bir sedaymış evet. Diye arkamızdan güzel sözler, güzel hikayeler bırakmaya gayret ediyoruz. Şimdi bunu yargıya da götüremezsin. Yani ben yargıya götürsem efendim işte bilirkişi atacaklar, efendim şu kadar masraf edeceğim bir avukat tutacaksın çünkü hukuk davaları süreli zamanlı işler. Yani harcayacaksın, on binlerce para harcayacaksın. Orada sonuçta haklı da çıkamayacaksın çünkü DAS diyecek ben kurumum, benim şartlarım budur diyecek. İşi kapatacaklar. Ha, 10 yıl sonra kapatacaklar. Sen 10 yılda belki o DAS'tan hedef koyduğun paranın 10 katını harcayacaksın. Sonra da kaybedeceksin. Hatta kaybettiğin zaman mahkeme masrafı ve de DASK'ın avukatının parasını da ödeyeceksin. İnşallah çözülür. İnşallah da çözülür.